Bu alıştırmada Autodesk Inventor'ın saç metal modelleme ortamındaki açılımlar üzerinde yapılan düzenlemelere bakacağız. Öncelikle kullanacağım dosyayı açıyorum. Ve bu dosyada açılımı almak için Flat Pattern paneli altından Create Flat Pattern komutuna basıyorum. Inventor otomatik olarak 3 boyutlu modelin açılımını bize sunar. Açılım üzerine değişiklikler yapmak üzere için Flat Pattern ikonunu işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Edit Flat Pattern Definition komutunu çalıştırıyorum. Alignment altından Horizontal ve Vertical diye iki farklı seçeneğim yer alır. Vertical'ı seçtiğimde ve Apply dediğimde dikkat ederseniz açılımın yerleşim yönü değişmiş oldu. Base Face altından Flip'e bastığımda ise özellikle buradaki delik size fikir verecektir. Apply dediğimde bu sefer yüzeyin yönünü değiştirerek açılıma diğer taraftan bakabilir. Açılım üzerine düzenleme işlemleri yapmak için açılım yüzeyini işaretleyip sağ tuştan New Sketch komutuyla yeni bir eskiz düzlemi tanımlayabilirim. Inventor bana bir uyarı verir. OK ile bu uyarıyı geçebilirim. Yeni bir daire tanımlayacağız. Merkezi burada olan ve radyusu da bu şekilde olan bir dairemiz. Finish Sketch ile yeniden modelleme ortamına dönelim ve Cut komutunu çalıştıralım. Cut komutuyla bir önceki adımda tanımlamış olduğum daireyi seçiyorum ve OK ile kesme işlemini uyguluyorum. Böylece açılım üzerinde köşe işlemlerini değiştirmiş oldum. Açılım üzerinde başka neler yapabiliriz? Örneğin köşelerin yuvarlanması bir diğer seçeneğim. Bunun için Corner Round komutuna giriyorum. Köşeleri doğru seçebilmek için bakış açımı değiştiriyorum ve burada görmüş olduğunuz iki kenarı işaretleyip 5 milimetrelik yuvarlama tanımlıyorum ve OK ile köşelerin yuvarlanmasını sağlıyorum. Şimdi Folded Model ikonuna çift tıklayarak 3 boyutlu modele gidelim. 3 boyutlu model üzerinde köşe işlemlerine baktığımızda bu köşe ve diğer köşede açılımda tanımlamış olduğum işlemin buraya yansımadığını göreceksiniz. Aynı şekilde yapmış olduğum köşe yuvarlamalarının da burada görünmediğini görebileceksiniz. Şimdilik bunu böyle bırakalım ve File New altından yeni bir teknik resim dosyası açalım. Standart EDW kullanacağım teknik resim şablonu olsun. FM açıldıktan sonra Base komutuyla bir ilk görünüş oluşturabilirim. Arkada dosyam açık olduğu için bu dosya otomatikman buraya alındı. Şimdi görünüşü hangi modelden türeteceğimi buradan karar verebilirim. Flat Pattern seçiyorum. Recover Point Center seçeneğinde işaretliyorum. Dikkat ederseniz şu anda seçtiğim görünüş bu. Ölçek vesaire gibi bilgileri ayarlayabilirsiniz. Buradaki noktayı işaretleyerek görünüşü çizime yerleştirelim. Dikkat ederseniz açılım bilgim seçildiği için açılım görünüşü benim yaptığım değişiklikleri de içerecek şekilde burada yer alıyor. Yeniden model ortamına dönelim. Model ortamında da Flat Pattern ikonuna çift tıklayarak açılımı aktif duruma getirelim. Flat Pattern ikonunu seçiyorum ve sağ tuş menüsünden Edit Flat Pattern Definition diyorum. Burada punchların görünürlüğünü ayarlayacağım bir bölüm yer almaktadır. Punch Representation bölümünde punchların nasıl gösterileceğini tanımlayabilirim. Punch ile kastettiğim bu tarz delme ya da basma işlemleri olabilir.
Buradan Center Mark Only'yi seçiyorum. Sadece bir eksen gösterisi bu bölümlerde ve OK ile devam ediyorum. Dikkat ederseniz şu anda açınım üzerinde sanırım öbür yüzeyi de görülecekler. Evet. Sadece zımbalar için, punchlar için eksenler gösteriliyor. Şimdi yeniden teknik resim ortamına gidelim ve teknik resim ortamında da bu bilgilerin güncellendiğini görebilirsiniz.